Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizinle artık sizlerle kavuştuk, çok şükür diyoruz. Bayağıdır video atmıyoruz çünkü bizim için çok çok üzücü bir olay daha başımıza geldi bu depremden sonra. Biliyorsunuz bizim iki tane kedimiz var, Badem ve Cevizimiz olmak üzere. Bademimiz çok şükür sağlıklı ama Cevizimiz biz ilk aldığımızdan beri çok hastaydı. Yani biz onun hasta olduğunu bile bile aldık ve ölecek dediler. Bir hafta 10 gün anca yaşar dediler. Öyleyken aldık onu gene de bakalım diye. Aldık. 3 yıl baktık. 3 3 yıl yıl yaşadı. yaşadı. Çok şükür 3 yıl yaşadı ama son bir aydır durumu çok kötüye gitmeye başlamıştı. Yani artık ağzından kanlar akıyordu. Ondan sonra dişleri artık çok kötü bir durumu almıştı. Fip hastalığı diye çaresi bulunmayan bir hastalık vardı. Vardı ama çok maliyetliydi yani. Bilmiyorum nasıl olacağını. Ya dişlerini söktürmek için bile bir veteriner bulamadık. Dişlerini söktüren hiç olmazsa yemek yiyebilsin diye. Artık yemek dahi yiyemiyordu. Su bile içemiyordu. Ve geçen haftaydı değil mi anne? Geçen Evet. hafta Cevizimiz maalesef öldü. Çok üzüldük. Yani ondan sonra da video atamadık bir türlü. Çünkü gerçekten çok üzüldük yani. Evden evlat gibiydi yani. Bir de kuş gibi balık gibi değil. Tabii ki de onlar da canlı da. Böyle kuş gibi balık gibi değil arkadaşlar. Gerçekten bir evlat gibi oluyor. Çok üzüldük ve o yüzden video atamadık. Onu da sizlerle paylaşmak istedik bugün. Cevizimiz öldü arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Helva dahi kavurdum onun için. Çünkü çok seviyorduk zaten değil mi Evet, anne? Hala gerçekten. seslerini duyuyoruz yani. Evde sanki sesi varmış gibi geliyor. Öyle Evet. sizlerle paylaşmak istedik. Dostlarım, kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılımı yaptırmak isteyenleriniz de varsa aranızda yorumlarda ben özel açılım yaptırmak istiyorum derseniz biz yardımcı oluyoruz. Dostlarım, üzülmüyormuş gibi asla değiliz. Çok ağladık. Gerçekten 3 gün 4 gün boyunca çok ağladık. Fakat Cevizimiz çok hastaydı arkadaşlar. Yani gerçekten onun durumuna o kadar çok üzülüyordu ki çok can çekişti. Böyle çok canı yandı. Ve artık kaldıramıyordu. Yani o yüzden acıları dindiği için bir nebze içimiz iyi, rahat. Ama yani keşke iyileşseydi, keşke ölmeseydi diyoruz ama yani gerçekten arkadaşlar en sonki durumunu görseydiniz yani İşler çok acısıydı. üzülürdünüz. İşler acısıydı Çok ya. kötü bir durumdaydı. Çok üzüldük. Bademimiz de yalnız kaldığını biliyor. Ve de o da böyle sakin sakin artık evde dolaşıyor. Arada bir miyavlıyor yani. Soruyor nerede diye soruyor büyük bir ihtimal. Evet. Vallahi Artık soruyor. öldü, melek oldu, gelmeyecek diyoruz. Öyle geçiştiriyoruz. Çünkü kediler anlıyor arkadaşlar. Gerçekten insan halinden anlıyor. Ne yapalım? Allah'ın takdiri buymuş, değil mi anne? Şimdi Ömer abi dediği gibi de hani onu attılar da beni de mahvettiler diye şeysinin var ya, bunun bir de o kadar Yani. yakın davranıyor ki onu attığımızı sanıyor herhalde. Evet. Öldü diyoruz ama tabii hayvana nasıl bir şekilde anlatılır bu bilmiyoruz. Göstermedik ama yüzünü. Arkadaşlar bir gün öncesinden çok fenalaştığı için veterinere götürdük. Evet, hastanede oldu Orada da yoğun zaten. bakımda kaldığı için hastanede ertesi güne çıkamadı. Yoğun bakımda öldü. Evet. O yüzden Badem'e de göstermedik. O da kötü olur Hani diyerekten. ha, kötü olur diye öyle İçlerse şey etmedik de. kötü olur diye Madem göstermediğimiz için işte. sanki şöyle düşünüyor olabilir. Çünkü çok yakın davranıyor. Benden hele hiç ayrılmıyor. Sürekli dibimde duruyor. Acaba onu atıp geldiler, kızdılar da onu atıp geldiler mi diye düşünüyor olabilir. Anlatıyoruz inşallah anlar bizim Onu da bademiz. şeyden düşünüyor olabilir. Biz bunları bir sitenin bahçesinde benim onu indir. Oğlumun bir arkadaş kız vardı. O verdi yani. Onu attı sandılar herhalde. Yine onun gibi olacak diye mi düşünüyor? Madem çünkü çok akıllı. Gerçekten o kadar akıllı ki soru soruyorsun cevap veriyor. Öyle bildiğiniz gibi değil. Bana mı yanıma benden korkup da gelmeyen hayvan bile Evet. dibime sokuluyor. Yani çok Evet. seviyoruz. Biz atmayız. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, bir Fatiha okursanız, bir dua ederseniz cevizimizin de ruhuna gitsin. Mezar bile yaktık biz cevizimizi böyle. Evet. Çok güzel bir yerde el ayak değmeyecek bir şekilde ağacın altında mezarını yaptık.
Burada Pamukkale diye bir yer var, oraya gömdük. Annem rüyasında görmüş hatta. Evet. Anlatabilirsin beni. İki gün üst üstüne gördüm. Orada gömdüğümüz yerin karşısında ekin tarlaları vardı. Yemişim. Tepenin üstünde. Ama o kadar güzel ki, onun içinde o kadar oynuyor ki, o kadar güzel ki. Ama benimle konuşuyor. Dedim Ceviz oğlum aç kalırsan eve gel olur mu? Mama ye git. Başını salladı bana böyle. İki gün üst üstüne, ertesi günde ağzını açalım bakayım bir dedim. Ağzını açtı, ağzı bile tertemiz böyle. O kadar iyi olmuş ki. O konu ekinlerin içinde kuş kovalıyor. Çok güzel bir yerde. Çok çekiyor. Eyme gitmiş olsaydım köye. Gerçekten bakın size Allah inandırsın evladımız gibiydi. Bahçeme gömerdim bahçeme. Bahçeme evet. Küçücük şöyle küçücük bir mezar bile yaptırırdım ben ona. Hı. Ama nasipten çıkmasın aldığımız zaman gittiğimiz zaman getireceğim yerini biliyoruz ya kemikleri de olsa getirip onu evet. Oraya küçük bir mezar yapıp oraya küçük bir şey bile yaptıracağım yani mezar evet. taşında yaptıracağım. Bu evet. Dünyada gün görmedi öbür dünyada yüzün güler inşallah diyeceğim hayvanıma. Çok çekti sevindim. Arkadaşlar gerçekten evet. Yani kedi doğduğundan beri bütün ne kadar olumsuzluk varsa yarası, beresi, ağrısı, sızısı ya hiç eksik olmadı çok çekti. Allah kurtardı. Yaramaz da değildi yani. Hiç yaramaz değildi yani. Arkadaşlar. Çok iyi bir kediydi yani. Gerçekten cevizdeyim nerede olsa bulunup gelirdi. 2-3 gün oluyor. Mutfaktan sesi geldi. Evet. Gerçekten bir ben duysam tamam diyeceğim. Evet, hayal görüyorum diyeceğim. Fatma duydu. Benim torunum Yusuf var. O duydular. Ceviz gel buraya demişim gene. Bir anda içimden yani şey olmuş. Yani insan bir yerden çıkıp geliverecek gibi oluyor. Şimdi bizim badem kaçtığı zaman o kapının önüne dikelirdi, nereye gittiğini işaret ederdi bize. Evet. Yani o derece akıllı bir kediydi yani. Ne diyelim, Allah rahmet eylesin. İnşallah peygamberimizin kedisine komşu olur, onların yanında dolaşır, cennete gider ya Rabbi. Allah büyüktür ya Rabbi ya Resulallah. O zaman başlayalım. Arkadaşlar, annem de ben de bugün izin niyetine kahve ve tarot fallarımızı açacağız. Sürpriz yapacağım gene. Falımın sonunda olur, ortasında olur, başında olur. Hiç fark etmez. Sürpriz yapmayı severim. Moralim olmasa dahi yapacağım. Çünkü ben insanları mutlu etmek hoşuma gidiyor. Kim şimdi ne şöyle, derse desin. Anneciğim, doğanın bir kanunu. Evet. Doğarız, hayvan da olsa, insan da olsa. Doğarız, yaşarız, ölürüz. Allah hayırlı doğum, hayırlı yaşam ve hayırlı ölüm versin hepimize ya Rabbim. Onun için tamam üzülüyoruz ama gerçekten o çektiklerine rağmen ben yani Allah'ım onu kurtardığını düşünüyorum. Tabii ki günah yazmasın Allah'ım. Keşke yaşasaydı. Keşke. Ama yaşatmak oğlum da görmüş torunu. Ama anneye söyle beni yaşatmak için çok uğraştı ona çok minnettarım diye söylemiş Yusuf'a. Hı. Öyle dedi. Ama bizim de sevgimiz her zaman ona. Ben bütün kediler seviyorum ama tabii ki evin içinde baktıklarımız ayrı bir şey oluyor yani. Evlat gibi. Oğlum diyordum ya. Evet. Evet dostlarımız. Neyse. Şimdi fazla konuştuk mu benim daha da moralim böyle bozuluyor. Ağlamak geliyor. O yüzden hiç ağlayıp da kemiklerini de sızlatmayalım arkadaşlarım. Dediğim gibi zamanımız kalırsa sürpriz yapacağım. Siz üzülmeyin. Biliyorum. Yazdım beni görmüyorsun veya beni es geçiyorsun diyenler var. 3 kişi 4 kişi seçiyorum arkadaşlar. Aranızda kimse alınmasın darılmasın. Vaktim olduğu sürece herkese bakmaya çalışıyorum. O yüzden diyorum bildirim zilini açın ve takip edin. Falın arasında başında sonunda her yerinde mutlaka bakıyorum birilerine ve kaçırıyorsunuz. Kaçırmanızı istemiyorum. O yüzden fallarımı mümkün olduğunca takip edin. Bütün videolarımı izlemeye çalışın. Mutlaka birinize dahi herkese bakıyorum yani. Şimdiye kadar bakmadım hiç kimse kalmadı diyebilirim. Sadece bu son fallardaki birikenler var. Biliyorum onları kaçırmadım. Biliyorum aklımdasınız bakacağım. Kaçırmanızı istemiyorum. Mutlaka dinleyin. Bugün olmaz yarın olur. Yarın olmaz bir hafta sonra mutlaka bakarım dostlar. Evet. Diyorum ve söz annemi artık bırakıyorum. Evet dostlarımız. Evimize sefa getirdiniz. Hoş geldiniz evet. Canlarım. Biz hem derdimizi paylaştık, sizlerin de dertlerini paylaşmaya bizler de hazırız. Bize de yazabilirsiniz, konuşabiliriz. Evet. Dostlarım, şimdi bakımımıza başlayalım. Olur mu canlarım? Evet, evet dostlarım.
Uzun zamandır evinize gelmek isteyen misafirleriniz var. O kadar güzel ki ama. Bir tane oğlumuz var. Böyle şey çekmiş yani. Güç bende artık diyor. Bir kişi bu genç ama. Bir kişi gençlerden bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi arkadaşları var bunun. Buna ne olur dikkat edin, tembihleyin. Eğer çocuklarınızda böyle bir şeysi varsa, askere gidecek olan kişilerimiz ne olursun silah atmayalım. Askere gidecek çünkü bunlar. Hepsi bir şeyden askere gidecekler. Silah atmayalım ne olursunuz dostlarım, tamam mı canlarım? Allah sağ salim götürsün, sağ salim getirsin çocuklarımızı, hepimizin çocuklarını da canlarım. Bir de bize böyle abone olanlar için bakıyorum bu falları. Abone olursanız sizin için de geçerli hayatım. Çünkü abonelerimiz için daha önemli, daha şeyli oluyor yani, kabul görüyor yani canlarım. Canım, içinizden iki tane dilek geçiriyorsunuz bakın. İki tane dilek o kadar güzel ki. Devamlı olarak dediğim gibi herhalde ki aklınızdan geçiriyorsunuz ve çok güzel bir kabul. Eğer ki dua ederken gözünüzden yaş geliyorsa sizin duanız gerçekten kabul görüyor demektir hayatım. Canı gönülden, canı içerden, kalpten duanızı yapın ve eğer pişmanlığınız varsa yaptığınız duanın içinde gözünüz zaten yaşlanır. Tamam mı canlarım? Bir yere gidiyorsunuz. Uzun zamandır gitmek isteyip de gidemeyip de bazı olayların olmasından dolayı, bazı olayların işlerin karışmasından dolayı gidememişsiniz, gideceksiniz ama ki burada gittiğiniz yerde yani bırakıp gittiğiniz yerde kalacak. Gittiğiniz yere götüremiyorsunuz bu sıkıntıyı. Bazı aklımız orada kalacak yani acaba ne yaptılar, ne işlediler gibisinden bırakıp gittiğiniz yerinizde köyden olur, şehirden olur, kentten olur. Tamam mı? Burada kalacak, aklınız orada kalacak. Eğer burada aklınız kalacak kişilerde telefonunuz varsa ya da telefonları varsa siz de arayıp da sorabilirsiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, iyi oldunuz mu? Ya da giden kişilerde, sizi bırakıp giden kişilerde de olabilir hayatım. Sorabilirsiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Tamam mı? Evinize bir misafiriniz geliyor. Ama bu uzak bir yoldan bir defa gelmiş, bir daha gelecek. Ama bir de tek geldiğinde, bir geldiğinde tek gelmiş kadın. Bu kadın. İkinci gelişinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düğün gibi, nişan gibi bir şeyiniz var galiba ki buna gelecekler. 8 kişi birden gelecek hayatım. Bir pazarlığınız var. Bir pazarlık. Güzel bir pazarlık, iyi bir şey pazarlık ediyorsunuz. Gelen kişiler iyi yani diyeceğim o. Bir dakika böyle şimdi doğru. Seninki güneşe gitti. Canım bu kadar bir pazarlığınız var. Pazarlık ederken pazarlığınız çok çok iyi geçecek. Dıştan iki kişi pazarlığın içine karışma gibi bir durumu var. Bu pazarlığı karışan kişiler bir zahmet kırmadan bizim pazarlığımıza yani girmezseniz seviniriz. Biz kendimiz pazarlığımızı yapalım diyirseniz sizin istediğiniz fiyattan olacak alacağınız ya da vereceğiniz şey canlarım. Bir de kadınınız var. Bu komşu olabilir. Bu evinize yakın bir isim. Bir, yani yaşça 55'lerde, 50-55'lerde. Yalnız size neden yalan söyleyecek bilemiyorum ama sizi kırmamak için yalan söylüyor bu canlarım. Sizi kırmamak için, üzmemek için. Size o kadar yumuşak davranıyor ki, o kadar iyi davranıyor ki bu yalanı es geçebilirsiniz belki öğrendiğiniz zaman canım. Bir tane gülünüz geliyor. Tek bir gül. Ya versin de bana. Bir gül de yeter. Bir papatya da yeter. Benim umudum için diyebilirsiniz. Bir insanın bakıp tebessüm etmesi bile yeter. Size gülmesi, sizin gözünüze bakması bile yeterli. Allah hepinizin içindeki istekleri, güzellikleri, dilekleri duysun dilerim her zaman canlarım. Şu günlerde çok iyisiniz aslında. Aslında ben çok iyiyim. Ama bir sebepsiz yere içimde bir heyecan var. Bir fıkırtı var. Ya bir şeyler olacak, güzel bir şeyler deyin. Kötü demeyin sakın.
güzel bir şeyler olacak. Allah'ım o kadar güzel şeyler olacak ki hayırlara çıkar. Diyelim. Olur mu canlarım? Şimdi bir şey söyleyeyim. Tamam bunların bu kadar olayların içinde neresinde güzellik diyelim. Şimdi Allah herkese hayırlı yaşam versin dedik. Ama yaşamın da iyisi, kötüsü, güzeli vardır hayatım. Yani ne diyelim? Herkesin bir mezarı olması ya da bir yaşantıda güzellik anısının kalması çok iyi bir şeydir hayatım. Tamam mı? Hayatımız çok şeylere üzülecek kadar uzun değil. Üzülmeyelim demiyorum. Üzülelim. Ama yaşamı da elimizden bırakmadan üzülelim. Doğacağız, yaşayacağız, öleceğiz. Ha, biz de öleceğiz. Aslında ben çok korkuyorum ölmekten. Gerçekten. Bunu kimseye söylemiyordum ama bakın. Ha neden? Önce yılan gelecek diyorlar ya, en çok da ondan korkuyorum. En çok da ondan korkuyorum. Allah biliyor. Tamam ölüm hak ama ne diyelim? Seni ben mumyalayayım. Hemen şeye fanusa kapatırız hemen. Yok yok aman siz beni yere gömün. Yakınımda olun yeter. Yani ben seni ne gömeceğim ölmedi kalamda. Bak böyle deyince arkadaşlar sinirimi bozuyor annem. Bir dur diyorum ne ölmesi daha. Ama şimdi ölmek lazım anam. Tamam da durun babayım. Zamanı geldiğinde ölmek lazım. Durun babayım. Şey zamanı geldiğinde. Ama dur şimdi şöyle bir şey var. Daha çok şeyler göreceğiz, çok şeyler yaşayacağız dostlarımızla, bizlerle. Tamam mı canlarım? Ha demek istedim ya, hayat çok şeylere üzülecek kadar uzun değil demek istiyorum. Gene aynı şeyi söylüyorum, tamam mı? Üzülelim, sevinelim. Aynı yerde ikisini götürebilirim, tamam mı? Hani sen demiştim ya, daha demin konuşmuştuk ya, sen annem desin dünya yakarım dedim ya. Ha. Anne, sen öyle bir şey olursa emin ol sen de gönlün gidecek çok insan olur. Arkandan ben de gelirim anne. Ya hadi bak. Allah'ın verdiği hayatı yaşamak zorundasınız. Gelmek yok. Kim götürmüş de ben götürüyorum sizi. Sen beni götürmez, ben gelirim anne. Gelme. Canım orada bari canım, rahat canım. Bırak beni, hiç olmazsa otur yerin. Tövbe yarabbim, güldürme beni. Bırakamam seni. Canlarım. Bir düşmanınız var. Uzun zamandır size yakın olan bir kişi bu. Ama şöyle nasıl diyeyim? O kadar iyi görünüyor ki, o kadar dost canlı ki size. Ama sırtını döndüğünde Allah cezanı versin diyebilecek bir düşmanlığı var yani bu kişinin. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Gerçekten öyle birisi ki ya yüzüne vah diyor. Ama döndüğünde Allah inşallah cezanı verir diyor. Tövbe estağfurullah yarabbim. Böyle bir dostumuz var, düşmanınız da var. Ne olursunuz dostlarınızı güzelce seçin. Dostlarınızı güzelce bir deneme tahtasına koyalım. Bu arada düdüğümüzü de takalım boynumuza. Ben hiç çıkarmıyorum dostlarım. Bakın düdüklerimizi alalım, boynumuza duralım, dursun. Depremin ne zaman olabileceğini bilmiyoruz canlarım. Tamam mı? O yüzden sesimiz duyulmayabilir canım. Düdük duyurur. Ne diyelim yani ona? Varsa yiyeceğimiz ekmek göreceğimiz gün duyurur Allah bize. Evet hayatım. Bir masa etrafında toplanmışsınız, bir toplantı yapıyorsunuz. Bu toplantıdan olumlu, güzel sonuçlar geliyor size. Gerçekten. Böyle öyle bir şey var ki masanın bu ucundan tutmuş sürüne gelen buraya bir haber. Hiç beklemediğiniz bir haber. Hiç ummadığınız bir kişiden gelen bir haber bu. Tamam mı? Ama güzel bir haber. İş dilekçesi vermişsiniz. İş dilekçesini şu günlerde değil ama bir 10 gün sonra size iş dilekçesinden haberiniz geliyor ama kabul gören iyi bir dilekçe bu. İş, iyi bir iş. Girebilirsiniz hayatım. Girin yani. Çalışmak iyidir. Çalışan demir paslanmaz hayatım. İyidir yani. Keşke sağlam olsak da hep çalışsak. İt gibi çalıştım her zaman. Bir yola gideceksiniz. Yol kapalı ama. Şu anda yol kapalı. Aslında bereketli bir yol. Çok da iyi bir yol. Karınca çıkmış çünkü yolda. Karınca berekettir biliyorsunuz. Çalışkanlıktır, berekettir, iyidir yani. Ama bunun açılması için ama 2 ay civarında bir zaman var hayatım. 2 ay zamanında bu yolunuz açılacak. Gidin ama bu yola. Gerçekten gidin. Ummadığınız bir zaman
Bunun bir bereketi, bolluğu gelecek evinize canlarım benim. Bademi bir görseniz şu anda dünyasından bezmiş gibi öyle bir yatışı var ki sormayın canlarım. Birilerinden yardım görüyorsunuz böyle ya şunu hepimiz tutalım. Sen de tut, ben de tutayım, o da tutsun. Bunu böyle buradan kaldırıverelim. Diyebilen dostlarınız biriktirmişsiniz çok güzel. Gerçekten öyle güzel dostlar biriktirmişsiniz ki tabii ki bu dostların içinde düşmanımız da olacak. İyi yüzümüze gülüp arkamızdan kuyu kazan insanlarımız olabilir canlarım. Bu arada yakın zamanda bu inşallah şeytan kulağına olmaz kimse de bir kaza haberiniz gelecek. Bu kaza haberiniz de iyi ama öyle bir kötü bir şeyiniz yok hayatım. Yani kaza edecek kişi de kötü bir şey yok yani. Normal bir şeyden geçecek gidecek. İnşallah her zaman da öyle olsun. Kazalara gelmem annem. Dikkat edin hepiniz. Kazadan şeyimiz olmasın. Yani ben şöyle bir de şu var. Aslında iki tane işe başvurmuşsunuz böyle. İki işe başvurmuşsunuz. O iki iş aynı zamanda geliyor. Aynı günde haberiniz geliyor ve kafanız çatallanıyor. Aslında iki işin ikisi de çok güzel. Acaba ki hangisine gitsem gibi bir durum var çatallanmış gördün mü bak. O kadar ki bu işe ya gir içinden bir şey bak benim dediğim yap. Gece yatmadan önce 100 defa elham oku, 100 defa kulhuvallahu oku ama her birine birer besmele çek. Tamam mı? Allah'ım hangisi benim için hayırlı olacak bana yeşil göz. Şunu da göstersen yeşil göster. Bunu göstersen bana sarı ya da kırmızı göster ki ben yeşil olana gideyim diye geçir kafandan. Tamam mı canım? Aynı gün olmasa da 3 gün içinde bunun cevabını alırsın hayatım sen. Elham 100 defa elham her birine besmeleli. 100 defa kulhüvallahat. Her birine besmeleyeni başlayıp okuyacaksın hayatım. Ve dileğini tutup yatacaksın. Tamam mı bir tanem? Tamam anne, 21 dakika oldu anne. Olabilir anneciğim ama öncesini çok konuştuk hayatım biz. Tamam mı canım? Anne vallahi ne konuşmayı özlemişim be. Çok Vallahi vallahi bravo. Çok özledim ben sizleri. Vallahi çok özledim. Ve çenem durmuyor. Benim o kadar abartmayayım da konuşmayı çoğalttım gibi geliyor bana. Onu Evet. diyeceğim işte. Daha bakacağım Canlarım. anne. Kuğum var kuğumuz. Gerçekten çok güzel kuğu var. Kuğu gibi böyle süzülecek. Süzülen güzel bayanlarımız var ha gerçekten. Bakın erkeklerimizden de var güzel erkeklerimiz de var kardeşlerimiz evlatlarımız güzel evlatlarımız var güzel adamlarımız var bizim güzel kızlarımız kadınlarımız var bizim kuğu gibi baharda geliyor ya artık herkes o kadar güzel olacak ki güzel kuğu gibi haberleriniz geliyor hayatım böyle süzülün Allah güzel hayat versin güzel yaşantı versin sağlıklı ömür versin hepinize canlarım. Şimdi tabağa geçin Fatma benim kafama vuracak şimdi. Yeter artık diyecek bana ama çok özlemişim ben sizi ya. Gerçekten. Canlarım. İşleriniz ilk gerçekten yoluna giriyor. O kadar güzel ki çok güzel haber geliyor. Karınca bolluk bereket evinize geliyor. Bakın bir de size taç. Bu da kral tacı çok güzel. Taç derken şöyle. Artık rahata erdim. Biraz da ben rahat edeyim be Allah'ım. Biraz da ben bakayım herkese böyle karşıdan rahatlık içinde diyebilecek kapasitede biri zamana giriyoruz dostlarım. Ama dualarımızı düzgün edelim ne olursunuz. Her gün bir dua yapacağız. Bir istek isteyeceğiz Allah'tan. Onu da her gün her dakika aynı gün her dakika tekrarlayacağız. Tamam mı? Dileğimizin ne zaman gerçek olacağını bilemiyoruz. Bir kalabalık içine giriyorsunuz. Kalabalığınız müthiş canlarım benim. Ve dileğiniz var. Bu dileğiniz de çok güzel. Yalnız bir para. Bir para hakkında ve bir de kişi hakkında. O kişi bana gelecek mi acaba diye bir dilek tutmuşsunuz. Zamanlar, biraz daha zamanlar hayatım. Ve içinizdeki gözyaşlarınız durmuyor. Allah sevinç gözyaşlarına çevirsin bütün gözyaşlarınızı canlarım. Hiçbiriniz üzülmesini istemem. Ve kelebek gibi olmuşsunuz. Çok da şahane görünüyorsunuz canlarım. Ben de öyleyim. Hepinizi çok seviyorum canım. Fatma'ya devrediyorum. Bakıyor gözüme benim. O zaman şöyle yapalım anne. Bakalım zaten 24 dakika olmuş. Seçelim buradan insan onları tarattı bakalım o zaman. Tamam. Kalmadı çünkü zaman kalmadı. Tamam. Sen de onlara bak.
Yani o zaman arkadaşlar, hani dediniz ya bana da bakar mısın diye yazanlar var. O zaman ben genel bir tarot açmayayım. Onlara 3-4 kart açayım. Zaten süremiz anca yetecek. 3-4 Evet. kart açayım onlara. 3-4 kişiye 3-4 kart açalım. Şenur Yılmaz, Fatma'm Allah razı olsun senden, annene selam söyle demiş. Aleyküm Ayşe selam. Gülcüm demiş ki baktıkların kişiler düşüncelerini yazsın bence demiş. Evet arkadaşlar, baktığımız insanlar var ya, hani mesela tarot Yazıyorlar ki baktığımız zaten ama. veyahut da fincan falı baktığımız çıkanlar varsa yazabilirler. Her zaman diyoruz zaten yazın Tam diye. 12'den diye vuruyor, söylüyorlar yani çoğu. Evet, merhabalar abla, bana da çeker misiniz? 3 kezdir yazıyorum demiş. Şatlayık Nuriyev diye birisi, Şat LYK diye birisi yazmış. İsmini yazmamış. Böyle oldu mu arkadaşlar? Lütfen isminizi yazın. Çünkü bilmiyorum ben kim olduğunuzu. Bir de Azerbaycan'dan herhalde, büyük bir ihtimal, ya da Rusya olabilir. İsminiz çok karışık. O yüzden isminizi yazarsanız çok güzel olur. 3 kart istemiş Şat LYK Nuriyev diye. Birisine 3 kart açalım. Oo. Oo. Düşündüğün çok şeyler var. Gece uykularını kaçıran çok şeyler var. Büyük bir ihtimal iş konusunda, para konusunda bir düşüncen var. Dikkatli ol. Ama güzel sonuçlanacağı gösteriyor. Çok sıkıntıdasın şu an. Maddi anlamda da çok sıkıntıda olabilirsin. Ama uykularını kaçıyor bu durum. Dikkatli ol. Sağlığına zarar olabilir. Dikkatli ol baby, tamam mı? Her şeyin çözümü vardır hayatım. Siz Yani... dikkat edin. Sıdı Kapınar selam, nasılsınız? Ben de 3 kart çekerseniz mutlu olurum demiş. Sıdı Kapınar'cığıma da 3 kart çekelim bakalım nesi varmış Sıdıkacığım. Oo. Sıdıkacığım. Çok güzel. Sıdıkacığım. Sıdı Kapınar hanımcığım. Bir yatırım yapmış olabilirsin. Almak için vermişsin. Bu bir kişiye de yatırım olabilir. Mesela şöyle. Fatma, ben buna çok emek harcadım. Sevgili oluruz, evleniriz diye belki 3 yılını, 5 yılını harcadın. Veyahut da bir yatırım yaptın, bir ev Ha, o ayrı. arsaydın. O da olabilir. Çok güzel sonuçlanacak. Belki bir evlilik teklif alabilirsin. Belki de paran büyüyecek ve sana iyi bir kazanç getirecek. İnşallah, inşallah. Fakat biraz sakinliğe ihtiyacın var. İçine kapanman gerekiyor. Çok kafanı karıştırıyorsun. Kendi kendine yapıyorsun. Düşüncelerinizi başkalarına anlatmayın. Müzeyyen bolluğu bereketi aldım, kabul ettim. Oğlum evlenir inşallah, amin demiş. Müzeyyen hanımcığımın oğlu evlenecekse iyi bir şey çıksın diyorum, bakıyorum. Abacım, Müzeyyen abacım, senin oğlun biraz eskiye bağlı kalmış. Evlilik gözüküyor, evlilik çıkmış. Ama değişime ayak uyduramıyor senin oğlum ve de çok bir eskide kalmış senin oğlum. Birisi doğru, birisinden dolayı eskide kalmış gözüküyor canım benim. İnşallah hayırlı eş Kişiler nasip nasip olur. etsin. Hayırlı insanlarla tanıştırsın Allah. Ya bir kişi daha yazmış da har diye şey, merhabalar, ben bu yorumunu okuyorum, oradan çıkarsan artık kendini. Merhabalar, ben Özbekistan'dan sizleri çok izliyorum. Bana da iki kart açar mısın? Allah razı olsun demiş ve iki kart açalım Özbekistan'daki İzleyicimize. kişimize. Evet. Özbekistan, yön belirleyemiyorsun ablacığım. Özbekistan'daki ablama söylüyorum. Yön belirlemekte zorluk çekiyorsun. Hedeflere odaklanamıyorsun. Kararlılık gösteremiyorsun. Aslında zaferi sen kazanacaksın. Fakat biraz şey olman lazım. Kararlı olman lazım. Kaygısızsın. Memnunsun, pozitif düşünmen gerekiyor. Bir şeyleri artık pozitif düşün, hep negatifi çağırıyorsun. Dikkatli ol. Bu da sana mutsuzluk getiriyor, negatifi çağırdığın için. Şimdi düşüncelerimizde acaba mı dediğimiz zaman negatif geliyor. Olacak inşallah. İnşallah kullanın. İnşallah, tamam mı? Şimdi, aynen. Muazzez Gün diye birisine bakıyorum. Muazzez Gün. Ağzına yüreğine sağlık Fatma'm benim. Adıma iki kart çeker misin? Miras olayı var. Satacağım mı? Yoksa yakın zamanda tarlayı elime para geçecek mi demiş. Tarlayı satacağım mı yoksa elime para geçecek mi diye sormuş. Muazzez Gün. Bakalım. Muazzezciğim bekliyorsun. Bir bekleme keşif bir keşif aşamasındasın. Bir bekliyorsun. Karar vermek istiyorsun. Yani nasıl kararlanacağını
bekliyorsun fakat motivasyon düşüklüğü var. Acaba olmaz mı diye kötüyü çağırıyorsun. Saçmalıyorsun, saçmalama, iyi düşün, iyi olsun baby. Anlatabiliyor muyum? Saçmalama, doğru zamanda doğru hamleyi yap fakat çok ani kararlar veriyorsun. İşin sonunu düşünmeden hareket ediyorsun. Dikkatli ol, bu da sana hata yapmaya öfkelenmeden karar ver. Acilce hani acele verme, karar verme hayatım. Düşüne düşüne, tamam. Fatma Karaboğa, adaşım benim. Fatmacığım beni es geçiyorsun. Lütfen bana da 3 kart çek. Teşekkürler, öpüyorum demiş. Fatma Karaboğacığım, canım benim. Açıklama yaptım. Kedimiz öldüğü için bayağıdır video atmıyorum. Yastaydım. Çünkü o bizim evladımız gibiydi. Çok seviyorduk gerçekten. Çok seviyoruz. O yüzden atamadım. Gördüm bütün yorumlarınızı. Hepsini okudum. Fatma Karaboğacığım'a 3 kart atalım bakalım ne düşünüyormuş. Bir hafta ağladık. Bir hafta. Yani bu kart geldikten sonra Fatma Karaboğacığım ben açmak istemiyorum ama seni kırmayayım. Gene atalım 3 kart. Yani. Oncağızım dışarıda kalamazdı. Balkona bile çıkamazdı. Korkardı dışarıdan. Evet. Diye diye bir hafta ağladık çocuklarla beraber. O evet. Yüzden canlarım. Fatma Karaboğacığım. Bir talih kuşu geliyor üstüne. Dikkatli ol bak. Neden diyorum dikkatli ol diye? Para, maddi, manevi her anlamda bolluk, bereketlik üzerine geliyor. Fakat etrafında kanını emmek için, senin motivasyonu düşürmek için sümüklü böcek gibi insanlar var. Bunlara dikkat edeceksin. Dikkat et. Paranı herkese söyleme. Bak, dost bilirsin, söylersin. Müge Anlı diye bir şey var, izliyoruz. Haberler diye bir şey var, izliyoruz. Dikkatli ol. Dikkatli ol, dikkatli ol. İçinde mahkeme yaptığın şeyler var. Asıyorsun, kesiyorsun, biçiyorsun. Nasıl yapsam, nasıl etsem diye içinde sürekli fırtınalar koparıyorsun. Fakat çok önemli bir dönüm noktasındasın şu an. Yani çok büyük bir fırsat var. Şansın açık aslında. O fırsatı inşallah iyi değerlendirirsin Fatma Karaboğacığım. Banu Turan, benim için de 2 kat çeker misin? Her gün sizi izliyorum demiş. Canım benim. Buradan Fatma Banu Turan hanımcığıma öpücüklerimi gönderdim. Teşekkür ederim ve 2 kat çekelim. Tamam. Fatma Turan. Fatmacığım, beni mi konuşuyorum? Ne ediyorum? Aklımı ağzımı kaldı. Banu Turan hanımcığıma bakıyorum. Banucuğum, sürekli etrafında bir çatışma içerisindesin. Anlatamıyorum muyum? Bir çatışma var etrafında. Hainliğe mi uğradın? Bir sırtından bıçaklanma olmuş. Dikkatli ol. İftiraya, ihanete uğrayabilirsin. Dikkatli ol. Bak, iftira çıkmış, ihanet çıkmış, nefret çıkmış. Etrafındaki insanlara nefret dolu bakıyorsun. Bu da senin sağlığına zarar. Boş ver, Allah'a havalet, geç. Evet. Mücadelene devam et. Sakın pes etme. Fakat kazanmak ya da kaybetmek senin elinde. İyi bir strateji yaparsan, vicdanlı olursan, adaletli olursan kazanırsın. Evet, kazanırsın. Tabii. Sen kaybettim gibi görürsün. Bazen istediğin gibi olmaz olaylar. Kaybetmiş gibi görürsün kendine. Ama aslında hayırlısı olan odur senin için. Evet. Kaybetmek de bir kazanmaktır bazen. Anlatabiliyor muyum? Her şerde bir hayır vardır. Bunu evet. Unutmayın hiçbir zaman. Sen problemlerini çözmek zorundasın. Banu Turancığım. Problemlerin var senin. Bunları çözmeden, analiz etmeden, kendisiyle sorunları tespit etmeden, aynen tespit etmeden problemlerini çözmeden adım atma. Adım atma. Yani bütün engelleri aşacaksın diyor. Güçleniyorsun diyor kartımız. İhtiyacın olan her şey senin içinde aslında. Biraz kendini sorgula baby'miş. Banu Turancığımı geçtim. Fatmacığım ben Özbekistanlıyım demiş birisi. Özbekistan'a öpücüklerimiz gönderiyorum. Bakayım 34 dakikamız olmuş. Canlarım benim, bu fallarımın devamı gelecek. Yarın bir daha bakarsın. Sizi de sıkmak istemiyorum. Yarın bir gün tekrar gene bakacağım. Burada yazdığınız bütün yorumları okuyorum ve hepsine cevap veriyorum. Sakın beni de geçti diye düşünmeyin. Hepinize bakacağım. Siz canınızı sıkmayın yeter bugün ki. Ben çok konuştum o yüzden. Kusura bakma. Aklınızı helal edin gari. Olmadı. Bir videoda bütün hepinizi toplarım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden benim bütün videolarımı takip edin. Kaçırmayın istiyorum. Evet. O yüzden. Anlatabiliyor muyum? Arada evet canlarım. Hı. Buradan baktım. Daha var yorumlarda çok var.
Hepinize bakacağım. Siz canınızı sıkmayın. Üzülmeyin. Hepinizi çok seviyorum. Evet canlarım, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. İzleyip de abone olmayanlarınız varsa, abone olursa çok mutlu oluruz. Lütfen şu bildirim zillerini açalım. Çok önemli çünkü bu bildirim zili. Evet. Çünkü ben size baktığımda size görmeyebilirsiniz. O yüzden videoyu attığımda tim size bildirim gelecek. Anlatabiliyor muyum? Siz hemen oradan kendinize acaba bana bugün baktı mı diye bakın. Doğru mu bak? Benim abone olduğum kişilerden de bana bildiri gelmiyor o zaman. Halbuki zil açık. Neden gelmiyor onu bilmiyorum yani gerçekten. Evet. Ben araştırırsam yeni bölümleri diye, hani anne kızın, Ege'de anne kızın yeni bölümleri diye araştırdığınız zaman o da çıkıyor ama ben öyle araştırıp buluyorum artık galiba. Evet. O yüzden canlarım mutlaka takipte kalın bizi. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve videolarımızı eğer beğendiyseniz, beğenme tuşuna basarsanız ve cevizime bir Fatiha sure okursanız çok mutlu oluruz. Oncağızım çok çekti, çok garipti galiba. Sözü anneme bırakıyorum. Canlarım, gerçekten sizleri çok özlemişim. Bir ben de Fatma da çok özlemiş. Hepimiz, ikimiz de çok konuştuk bugün. Hakkınızı helal edin, hakkınızı girdiysek. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın dostlarımız. Hoşça kalın.